Önemli bir galibiyet. Onaçu cidden e, belirleyici işler yapıyor ki Abdullah Hoca da belki Onaçu üzerinden daha da fazla oynayabiliriz de dedi. Önemli bir transfer olduğunu da gösteriyor. E, ama onun dışında da e, herhalde özellikle savunma anlamında da iyi işler yapıyor Abdullah Hoca İşi geldikten sonra. O. Çok evet. iyi, çok başarılı o konuda. 0-0 ve 1-0 oynatmak konusunda oldukça başarılı bir teknik adam. Trabzonspor'u Abdullah Avcı'dan önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım. Öncesiyle ilgili benim hiçbir olumlu düşüncem yok. Yani belki bir Beşiktaş maçı kazanıldı. Kasımpaşa'ya 5 gol atıldı ama e, o günkü oynanan oyunlara baktığım zaman her vurduğu gol olan bir Trabzonspor takımı izledik. Evet. Ama Abdullah Hoca geldikten sonra bir sistemi olan, işin savunma tarafını çok doğru yapan e, biraz daha coşkulu oynayan, daha doğru oyuncularla oynamaya başlayan, ona çıyı daha çok kullanmaya başlayan bir Trabzonspor takımı izledik. Sonuçta da 4 maçta alınan 10 puan 2,5 puan ortalaması yapar ve son derece değerlidir. Yani vurduğun zaman 12 haftaya 30 puan yapar. Abdullah Avcı sezon başında bu perform gelip bu performansı gösterse şimdi iki takımın bir puan altındaydı. Dolayısıyla hani bazen teknik adam seçimlerinin biz birazcık hani değersizleştiriyoruz diyoruz ya teknik adamlarımızı. Teknik, ne kadar önemli ya teknik olduğunu. Teknik adamlığın ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada görüyoruz. Ligi havlu atmış bir şehri yeniden ayağa kaldırdı. Bir anda onlar da havaya girdiler. Bir anda onlar da... Ee, acaba olmaz mı diye düşünmeye başladılar bence. Bakalım bundan sonra bu başarılı e, seri ne kadar devam edecek? Nereye kadar gidecek? Onu hep birlikte izleyeceğiz ama dört maçtan 10 puan Abdullah Avcı için çok, çok iyi bir başlangıç. Onu söyleyebilirim. Tugay Hocam? Yani Trabzonspor'da aynen İlker Hocanın söylediği gibi Abdullah Avcı'nın gelmesiyle bir de şehri biliyor olması ki orada yaşadığı şampiyonluklar oyuncu grubu belliydi ki şu anki süreç havlu atma dediğin noktaya yüzde katılıyorum. Bir şekilde duşu almış, kurulanmış, yavaş yavaş kendine gelen bir Trabzonspor var. Tabii ki burada oyuncu karakterleri var saha içerisinde. Bana göre e, dokunabileceği en önemli oyuncu Pepe ki evet. neler yapabileceğini çok fazlasıyla biliyoruz. Yavaş yavaş onu belli bir kıvama getirip kendi oyunun mantalitesini nasıl Visca'da, Başakşehir'de devam ettirdiğinde bugün itibariyle Trabzonspor'da karşısına da çıkabilir. Ama Trabzonspor'un olmazsa olmazı bir üçlüsü var ki Mendisi Berat'ı, Bakaseta'sı o bölgesi biraz daha güçlü olduğunda on açıyor zaten ister istemez. O ceza alan içindeki gelebilecek pozisyonların çoğunu da değerlendirecektir diye e, düşüncemi sana söyleyeyim Mehmet Hocam. Olarak. Mehmet Hocam. E, son maça baktığımda 11 ideale yakın 11. Evet. E, Trezege ve Bakasetas e, sonradan oyuna dahil oldular. E, Bakasitas Bakasetas bu takımın oyun aklı. Bunu hep söyledik, ifade ettik. Onun fiziksel olarak güçlü olması Trabzon'un ofansif yönünü çok daha güçlü hale getirecektir. Evet kanat iki kanattaki Viska mesela Abdullah Hoca öncesinde böyle biraz isteksiz, moralsiz, keyifsiz bir görüntüsü vardı. Sanki e, bir kıpırdanma gördük. Biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Viska iyi olduğu zaman e, rakiplerin korkulu rüyası. Çok ne söyleyeyim? Hem bu ligi biliyor. E, sıkıştığınızda sol kanat, sağ kanat, forvet arkası oynayabilen e, ok oyun aklı çok e, üst seviyede bir oyuncu. Pepe Zaten kariyerini tartışmıyoruz. Ee, sakatlıktan geldi. E, ki onunla ilgili hoca da ifade etti. E, Trabzon'un ofansif anlamdaki e, ileriye direkt gidecek oyuncuların başında. Topla birlikte mesafe kat edecek oyuncuların başında. Evveliyatında çünkü tek bir oyun anlayışı vardı. Uzun Onatçı, Onatçı'nın indirebileceği topları bir şekilde e, destekle gol bulmaya çalıştılar. Abdullah Hoca ile birlikte Onatçı'nın performansı da tabii bir tık daha üzeri çıktı. E, yeterli mi? Değil. Muhakkak ki devre arasında evet, evet. takviyeler yapacaklardır. Orada da sol taraf problemi hala devam ediyor gibi görünüyor. Savunma anlamında. Orada biraz eksiklik var gibi görünüyor. Ama 4 maç, 10 puan ortalama 2,5 yeni başlayan bir hoca için e, inanılmaz bir e, seri. Burada tabii hem camiayı bilmesi hem orada bir şampiyonluk yaşaması, o taraftarın Abdullah Hoca'ya karşı olan Sempatisi ve sevgisi bunlar tabii ki takıma da pozitif anlamda e, etki etmiş. E, kazandıkça moral daha yukarı çıkacaktır. Evet, e, şehrin ümitlerini tekrar geri getirdi Abdullah C. onu söyleyebilirim. Birçok şeyden böyle hani kara bulutların çok fazla Tadını olduğu... tekrar getirdi. Aynen ağır. öyle. Yani e, birçok e, sorunun üst üste geldiği, bulutların e, çok böyle şehri kararttığı, belki fırtınanın çıkacağı bir ortamda Oradan bir ışık yakaladılar tekrar Abdullah Hoca ile birlikte. Ümit ederim ki bu milli takım arasından sonra da aynı şekilde devam ederler. Da kalite dedin ya. Hocanın da zaten son açıklamasında bu vardı. Hep ısrarla şunu vurguladı. Kalitemizi arttırmamız lazım kaliteli oyuncular. Orada yalnız takıldığım bir nokta var. Söylemezsem bunu e, kendimi rahat hissetmeyeceğim. Şimdi Baniye'yi ve Mehmet'i de eleştirdi. Yani Sırtı dönük oyuncu. Anay'a çok yüklen tabii. Şöyle ilk 45 sonra. dakikadaki görüntüsü kötüydü. Evet. Yani hakikaten son derece yavaş oynayan, rakibine pozisyonlar veren, yani is, çok istekli olmayan, coşkusu olmayan bir takım vardı. Hoca doğru söylüyor. Enerjisi olmayan bir takım vardı. Bazen içeride oyuncularınıza bu şekilde hitap etmeniz gereken günler oluyor. Hani tek, tekniği taktiği falan bırakın, çıkın, koşun, mücadele edin demeniz gereken günler oluyor. O günlerden bir tanesiydi. Çok doğru bir yaklaşımda bulunmuş. Buna sonuna kadar destekliyorum ve doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum. Şimdi Baniye'yi ve Mehmet'i medyanın önünde eleştirdi. Evet. İyi de şimdi bu çocuklar da şöyle düşünmez mi? Ya hocam sen bir hafta evvel rakip takımın stoperine sahip çıktın. Samet'i e, yani bu hatalarla... Samet'in yaşadıklarına çok üzüldüm. Milli takımın oyuncusu dedi. Erayan Baniye de milli takım oyuncusu. O da milli takıma seçiliyor. Evet. Mehmet Can çok genç bir oyuncu ve önünde çok büyük bir gelecek olduğunu düşünüyoruz. İnşallah o da çok daha iyi yerlere gelir. Hani ikisi arasında bir tezat olduğunu düşünüyorum. Yani ikincisini bence hoca yapmamalıydı. Yani Niye yaparak bunu oyuncusunu motive edebilir mi? Edemez. Ben oyuncusu olsam aksine demoralize olurum Ne çok ki, yeni geldi hocam Baniyad'a. Yani evet hocam dedim yani rakibi şey yapıyorsun. Rakip takımın oyuncusunu destekliyorsun. Beni eleştiriyorsun. Niye böyle bir şey yaptın derim kendi adıma. Aksine motive olmam yani ben kendi adıma. Ee, daha çok üzülürüm. Trabzonspor'dan devre arası bombası. Bordo Mavililer'de geride kalan 13 haftalık bölümde en önemli eksikliğin, takımın içinde bir liderin bulunmaması olarak görüldü. Bu doğrultuda şimdiden harekete geçen yönetimin, Liverpool'da gözden çıkarılan İspanyol orta saha Thiago Alcantara için düğmeye bastıkları öğrenildi. Karadeniz fırtınasının Thiago Alcantara sevdası bitmek bilmiyor. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşemeyen İspanyol maestro için Trabzonspor'un girişimlere şimdiden başladığı ileri sürüldü. Liverpool'da bu sezon hiç süre alamayan ve gözden çıkarılan 32 yaşındaki Alcantara için menajeriyle temaslara geçildiği öğrenilirken deneyimli yıldızın da yeni maceralara atılmaya hazır olduğu öğrenildi. Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünya devlerinin formasını terleten Thiago Alcantara, 46 kez İspanya milli takımının formasını giydi ve 2 gol kaydetti. Alcantara'nın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'da Polonu açı operasyonu. Trabzonspor'da attığı gollerle adeta takımı uçuran Polonu açı için harekete geçildi. 29 yaşındaki Nijeryalı golcü de anlaşma tamam. Sıra kulübünde, Trabzonspor'un Afrikalı kralı Polonu açı adeta uçuyor. Nijeryalı golcü 8 maçta 6 gole ulaşırken, Konya Spor maçında attığı akrep golü ise dünyanın dilinde. Türkiye'den Beşiktaş ve Başakşehir'in dışında pek çok farklı ligden pek çok takım Afrikalı kral için bon servisini elinde bulunduran Southampton'la temas kurmaya şimdiden başladı. Abdullah Avcı ise Konya Spor maçının ardından onu açı ile bir araya geldi. Seninle daha uzun yıllar beraber çalışmak istiyorum. Beraber Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum dediği öğrenildi. Onu açıda Trabzon'u sevdiğini ve alıştığını, Southampton'la Premier Lig'e dönme şansı olmayacaksa Trabzonspor forması giymeye devam edeceğini söyledi. Trabzonspor'da hedef milli arada Southampton'la temas kurmak. İngilizlere "Bon servisi için ne kadar istiyorsunuz?" diye sorulacağı öğrenildi. Korkulan ise Southampton'un gösterdiği performans sonrasında onu açıya beklenmedik bir zam yapması. Çünkü İngilizler ilk etapta onu açıyı 5 milyon euronun altına bir rakama Trabzonspor'a vermeye hazırdı. Ancak o dönemde Nenat Bielitza, Petkovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İyi bir maaş ve imza parasına bedava alırız dediği için onu açının bon servisi alınmadı. Takımda ateşleyen sözler. Trabzonspor Cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırmış oldu. Ancak maçın ilk yarısında Bordo mavili takım son derece etkisiz bir futbol ortaya koymuştu. İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurdu hem öz eleştiri yapan ve kendi oyun anlayışını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen hem de bireysel anlamda Mehmet Can, Bania Danceville gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında da talebelerine sert şekilde uyarılar yaptığı Trabzonspor'un resmi YouTube kanalında yayınladığı videoda ortaya çıktı. Kulüp, Konya karşılaşmasıyla ilgili iki video yayınladı. İki videoda tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına sert eleştirilerde bulunduğu gözüküyor. Avcının özellikle devre arasında kurduğu pasın şiddeti, pasın kalitesi hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti? Şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti. 60 yaşındaki hoca karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız." Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız diye uyardı. Avcının milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra bu konu üzerinde durması bekleniyor. Enis Destan tekrar kendini buldu. Abdullah Avcı'nın gelişiyle yükselişe geçen Trabzonspor'da genç oyuncu Enis Destan'ın da performansı tüm kesimler tarafından beğeni topladı. Bordo mavili formayı giyen Enis Destan bu sezon diğer yılların aksine çok farklı bir görüntü çiziyor. Enis Destan, gösterdiği performansla şu ana kadar beğeni topladı ve ilerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Varta Poznan'da kiralık geçirdikten sonra Trabzonspor'a geri dönen Enis Destan, Abdullah Avcı döneminde süre almaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç forvet, Süper Lig'de oynanan Konya Spor maçında oyuna girdikten sonra pozitif bir görüntü çizerken, onu açının golünde de asist yapan isim oldu. Enis Destan, 10 Süper Lig karşılaşmasında 217 dakika forma şansı yakalarken, 2 de gol attı. Enis Destan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 100 bin euro. Trabzonsporlu oyuncuya milli takımından sürpriz davet. Kadroya alınmamıştı ama. Bordo Mavililer'de Larsen, Danimarka milli takımından davet aldı. Trabzonspor'da ilk etapta Danimarka milli takımından davet almayan Strigger Larsen, yaşanan sakatlıklar sonrası kadroya çağrıldı. Christian Eriksen ve Rasmus Hojlund'un yerine Jesper Lindstrom ile birlikte Jens Stryger Larsen davet edildi. Danimarka, Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubunda Slovenya ve Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Can Kaplan oynamaya başladı. Trabzonspor'dan ayaksa transfer olan genç stoper Ahmet Can Kaplan, uzun süren sakatlık sonrası form tutmaya devam ediyor. Bordo Mavililerden Ayaks'a transfer olan Ahmetcan Kaplan burada uzun süren bir sakatlık geçirerek Ayaks kariyerine çalkantılı başlamıştı. Ayaks'ın genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, sakatlık sürecini atlatarak Ayaks'ın genç takımında forma şansı buldu ve form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan mücadelede Nakbreda'ya konuk olan Yonk Ayaks, rakibiyle bir bir berabere kaldı. Bu karşılaşmada 45. dakikada oyuna dahil olan Ahmet Can Kaplan, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncu, karşılaşmayı 7.7 rating puanı ile tamamlayarak sahanın yıldızı oldu. Ahmet Can Kaplan'ın Nakbreda maçı istatistikleri şu şekilde. 1 asist, 3 top uzaklaştırma, 4 pas arası, 6'da 5 ikili mücadele kazanma, 5'te 5 beş hava topu kazanma, 3'te 2 uzun pas, 2 kilit pas,